Hatay'da Gezi Parkı olayları kapsamında Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile kent merkezinde ve yakın beldelerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı. Taksim! Her yer Taksim! Her yer direniş! Hatay'da 1 Haziran'da başlayan Gezi Parkı direnişine destek veren eylemlere katılarak olayları provoke ettikleri, terör örgütleri adına olaylara karışarak olayları yönlendirdikleri değerlendirilen şahıslara yönelik güvenlik birimleri tarafından 22 Temmuz'da yapılan planlı operasyon sonucu gözaltına alınan 17 şahıs Adana'da hakim karşısına çıktı. Gözaltına alınan 17 kişi terörle mücadele kanununun 10. maddesiyle yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 13 kişinin tutuklanmasına, 4 kişinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tutuklanan zanlardan Cihan Çelik, Ozan Uğurtaş, Yasin Yiğitdöl, Mithat Can Türetken, Mahmut Durkal, Devran Çağlar, Özgür Aslan Yürek, Mustafa Kemal Ersöz, Namık Kemal Ersöz, Ali Şahin Kayıcı ve Hakan Güngör, Adana Kürkçüler Yüksek Güvenlikli F tipi cezaevine, Sevinç Tok ve Sinem Badem ise Adana Karataş cezaevine gönderildi. İşte AKP devam. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 22 Temmuz'da Sümerler Mahallesi Sevgi Direniş Parkı'ndaki çadırlara ve bazı adreslere düzenlediği operasyonda 32 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Çadır ve evlerde av tüfeği, çok sayıda bıçak, molotof kokteyli, tiner, özel yapılmış sopa, kask ve örgütsel döküman ile çeşitli malzemeler ele geçirilmişti.